İşte geldim. Harita tam olarak bu evi gösteriyor. Demek Ahmet beni bu şehirde tek bırakıp buraya taşındı. Sana inanamıyorum Ahmet. Alt tarafı birkaç kere seni trolledim. Sen de küsüp hemen bu eve mi taşındın? Ama şu evin güzelliğine de bir bakın arkadaşlar. Gerçekten ben burayı çok beğendim. Oo, temiz havası da çok güzel. O zaman haritanın verdiği yöne doğru gidiyoruz. Ama benim bu evin içine girmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. İşte Ahmet orada. Ne yapıyor orada bir bakalım. Oo, şöyle musluktan da suyumu temizleyeyim, tamamdır. Kendime ne güzel yemekler hazırladım. Gökçe de artık burada beni asla bulamaz. Beni asla trolleyemez. Sen öyle zannet bir kere. Bu haritayı cebinden düşürmeseydin, evet belki senin yerini bulamazdım. Ama artık buldum. Ama şimdi benim bu evin içine girmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Ne yapsam acaba? Bir plan düşünmem gerekiyor. Ne yapsam? Düşünüyorum. Geldi aklıma, tamamdır. Şimdi buldum. Şimdi buradaki zili çalıp arkaya saklanacağım. O da dışarıda biri mi var diye bakarken ben de evinin içine sızacağım. Şöyle çalalım o zaman kapıyı. İşte çaldım. Tamam, hadi hızlıca kaçmam gerekiyor. Tamamdır, bakalım çıkacak mı? Kim var orada? Hey, burada birisi mi var? Ne oluyor bakalım? Birisi mi var burada? Allah, az kalsın beni görüyordu. Sanırım görmedi. Bir bakayım ona şuradan. Burada birilerini araştırıyor. Tamam, hızlıca evin içine girmem lazım. İşte bu kapıyı açık bırakmış. Demek evi burası. Vay canına, ne de güzel evi var ya. İnanamıyorum. Şöyle yukarıya çıkalım o zaman. Burası banyosu sanırım. Kim var orada dedim. Birisi mi var dışarıda? Haylaz çocuklar benim yine sinirimi bozdular. Beni haylaz bir çocuk zannediyor. Burada bir oda var. Vay canına, sanırım bu odayı kullanmıyor. Yaşasın. İşte bu odaya yerleşebilirim. Ve böylece artık Ahmet'in evinde gizli bir oda kurmuş olurum. Ve böylece onunla birlikte yaşayabilirim. Ve onu daha güzel trollerim arkadaşlar. Ama bunun için game mod 1'e geçmem lazım. Yani yaratıcılık modu arkadaşlar. Eğer herkes videoya bol bol like atarsa böylece ben de game mod 1'e geçebilirim. Şöyle bir bakalım kimler like atıyor. Vay canına, like butonu patlayacak. Bu bir efsane arkadaşlar. Hadi bakalım, herkes atıyor. İşte bu, yaşasın. Game mod 1'e geçtim, bu harika. Şimdi hazır Ahmet hala evin dışarısındayken ben de eve şu çantamda olunan kameralardan alayım. Tamamdır, kameralarımı aldım. Öncelikle kameranın bir tanesini şöyle şu şekilde buraya yerleştirebilirim. Tamamdır. Sonra ekranımızı alalım. Aktif hale getirdim. Bakalım şimdi işe yarayacak mı? Şöyle bunu alalım bakalım. Şöyle. İşte orada kendimi görebiliyorum kameraya baktığım halimi. Bu efsane. Bu da ne? Kim var orada dedim. O kişiyi mahvedeceğim, tamam mı? Dışarıdaki haylaz çocukları mahvedeceğim. Çok fena yapacağım. Şuna bakın. Hala beni dışarıda zannediyor. Hadi kaybedecek vaktim yok arkadaşlar. Hızlıca şimdi buraya bir kamera daha. Ekranı elimize alıyoruz. Sonra kontrol ediyoruz. İşte oradayım ve burayı çok net görebiliyorum. Son kamerayı da buraya yerleştirirsek yeterli olur. Şöyle merdivenin olduğu kısma yerleştiriyorum. Sonra bunu aktif hale getireyim. Ve üçünü de kontrol edeyim. İşte tekrardan buradayım. Bu efsane. Vallahi bir daha gelirseniz mahvederim. Ben şimdi evime giriyorum. Olamaz. Beni görmeden eve çıkmam lazım. Tamamdır, bakalım arkadaşlar. Şimdi bu kapılar artık işime yaramayacak. Burayı da kullanılmayan bir odaymış gibi kapatmam gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi kapattım. Artık buraya efsane bir ev yapıp Ahmet'e yerleşebiliriz arkadaşlar. Ahmet'i böylece daha güzel trolleriz. Bu efsane olacak. Tamam o zaman. Haydi birlikte seçelim arkadaşlar. Bu arada herkesin en sevdiği renk ne? Benim hiçbir fikrim yok. Sanırım ben bütün renkleri çok seviyorum. O yüzden birazcık renkli bir ev olsun. Şimdi buradan bunu alalım ve bu koltukları alırım. Bu arada arkadaşlar, siz yeni eşyalarımı gördünüz mü? Çok güzel eşyalarım var. Bakın, mavi koltuk. İşte bu. Mavi sevenler için mavi koltuk koydum. Pembe sevenler için pembe koltuk. Ve yeşil koltuk sevenler için de şöyle şuraya koyalım. Yeşil koltuk koydum. İşte bu çok güzel oldu. Şimdi şu karşı tarafa bir
mutfak çok güzel olabilir. Bence buradan mutfak eşyalarımızı alalım. Şimdi ama acaba hangisini alsam? Bu arada bu gece lambası da çok güzel. Az sonra size göstereceğim. Ama önce mutfak eşyalarımı almam lazım. Mutfak eşyaları için bir tane buzdolabı. Sonra gördüğünüz gibi şuradaki dolaplar bizim için yeterli olacak. Şunu da alalım. Bir de bu çok güzel. Bir de şuradan şöyle tamam buraya koyabilirim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, şimdi bunu buraya koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Ortaya bir lavabomuz gerekiyor tabii ki. Son kısma şunu koyacağım. İşte bu. Sonra tekrardan bunlarla kaplayacağım. Ve çok güzel oldu. Hatta aklıma bir fikir daha geldi. Bunu böyle koyarsam, sonra bunu da şu şekilde yerleştirirsem bence böyle daha güzel oldu. İşte şimdi mutfağım tamamlandı. Hatta bunu birazcık daha uzatabilirim. Şöyle L bir mutfağımız olsun. Şimdi bunu böyle şimdi tekrardan koyayım. İşte bu. Gerçekten çok güzel oldu. Ama bu kadarla da yeterli değil maalesef ki. Şimdi acaba bu neymiş? Şöyle bir bakalım. Bunu da şöyle yan tarafa koyabilirim. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi mutfağın üst rafını almam gerekecek. Bakalım hangisini alsam. Bunu da kapının ön kısmına koyabilirim. Şunu şöyle alalım. Mutfağın ön kısmı da hangisiydi? İşte sanırım şuradan bu arkadaşlar. Tamam bakalım, bunu da aldım. Şimdi bunu da üst kısma yerleştirdim. Değiştiriyorum. Pembe bir mutfak mı? Gerçekten pembe mutfaklara bayılırım. Bir bakalım. İşte çok güzel oldu. Şuraya acaba şundan mı koysam? Allah. Ay, ben bunu kıracağım derken evi kırdım. Umarım Ahmet fark etmez. Şimdi tekrar şurayı alalım da hemen hızlıca kapatalım şöyle şurayı da. İşte bu. Tamamdır. Çok güzel oldu. Şimdi bakalım başka neler yapabiliriz. Buraya gece lambaları yerleştirebilirim arkadaşlar. Bakın çok güzel değil mi sizce de? Ben gece lambalarına bayılırım. Ama olmaz. Daha mutfağım bitmedi. Önce güzel bir masa seçmem gerekiyor. Bir de şuradan yatağımızı seçelim. Buzdolabımı koymayı unutuyordum az kalsın. Buzdolabıma bakar mısınız? Tam bir efsane. Şimdi gerçekten çok güzel oldu. O zaman evime bir şarkı yazmalıyım. Benim canım evim, benim güzel evim. Allah, en güzel evi ben yaparım. En güzel evi ben yaparım. Bu sesler de ne ya? Evimin içinden ses mi geliyor? Bana mı öyle geldi? Bu Ahmet'in sesi. Oturma odasında olmalı, bir bakalım. Bir dakika, burada yokmuş. Diğer ekrana girmem gerekiyor. Şöyle bir bakalım. İşte orada. Bu ses nereden geldi ya? Televizyonum açıkmış ya. Allah, televizyonum açıkmış, ben görmedim. Akılsız mıyım ben ya? Neyse, şöyle ben de mutfağa gideyim ve yemek yapmaya birazcık daha devam edeyim. Vallahi Gökçe yok, troll yok, beni rahatsız edecek kimse yok. Ama ondan çok fena intikam alacağım, çok fena. Çorbam da çok güzel oldu. Şuna bak, benim arkamdan konuşuyor. Sen görürsün. Allah, biraz daha sessiz olmam gerekiyor. Az kalsın yakalanıyorduk. Neyse arkadaşlar, şimdi buraya bir televizyon koyalım ya. O televizyon izleyince benim de canım televizyon izlemek istedi. Şimdi o zaman şöyle televizyonumuzu alalım ve koydum. Ama şimdilik kapatayım, elektrik gitmesin. Dur ya, ya da gitsin, bana ne ki, elektrik faturasını ben ödemeyeceğim, Ahmet ödeyecek. Neyse bakalım, şimdi burası da çok güzel oldu. Ama hala birkaç eksiğim var. Yatağımı koymadım. Eğer yatağımı koymazsam uyuyamam ki. Yatağı biraz geri koydum. İşte bu yatağım da çok güzel oldu. Tamam, birazcık yatağımda zıplayayım. Vay canına, bu yatak ne kadar da yumuşakmış, çok güzel. Bu da neyin nesi ya? Bu da neyin nesi? Deprem oluyor. Kesin bu sefer deprem oluyor. Hemen masanın altına saklanmalıyım. Ahmet deprem oluyor sandı. Bir dakika, ben şu kısızı bir izleyeyim. Nerede o? İşte orada, masanın arkasına saklanmış. Deprem olunca masa altına saklanmamız gerekiyor. Şöyle saklanalım bakalım. Allah, çok korkuyorum. Deprem olmuyor ya. O zaman o ses de nereden geldi? Ay, ben herhalde kafayı üşüttüm. Neyse, ben çorbamı yapayım. Allah, çorbam yanmış, çorbam yanmış. Hemen çorbamın altına kısmalıyım. Akılsız, bir de çorbasını yaktı arkadaşlar. Tamam, o zaman artık ne eksik? Tabii ki de halımız eksik. Hemen şuraya bir tane halı alalım. Bakın, artık benim tüylü halılarım var. Şimdi şu tüylü halının bir tanesini alalım. Başka neler var? Bir de bunlar varmış. Neyse, ben tüylü halı tercih edeceğim. Bir bakalım. İşte bu, çok güzel oldu. Bence mutfağıma aşırı yakıştı. Şimdi birazcık da oturma odama koyayım. Tamamdır. Bence böyle de çok güzel oldu. Ama ben bu koltuğu kırıp
Buraya bunu yerleştirsem bence daha tatlı olur. Baksanıza, sizce de evim efsane güzel olmuyor mu? Ben aşırı beğendim gerçekten de. Ama daha yetmez. Benim karnım gurul gurul acıktı ya. Bence gideyim birazcık yemek bakayım. Bakalım burada güzel yemekler var mı? Ne kadar tatlı şeyler varmış burada. Burada bir masam var. Masam çok güzelmiş. Aa, burada da kalpli bir tane gördüğünüz gibi arkadaşlar sandalye var. Sandalyem de çok güzel. Tabii ki gardırobumu unuttum. Gardırobu nasıl unuturum ya? Tamam, bunu da aldım. Başka? Karnım da çok acıktı ama. Ha, işte burada koca bir sandviç buldum. Tamam, bu koca sandviç de benim aşırı işime yarar. Onu şöyle şuraya koyayım. Az sonra yerim. Çok lezzetli duruyor. Ama önce gardırobumu ayarlamam lazım. Şöyle şuradan bir tane burayı alıyorum. Tamam, artık gardırobumu yerleştirebilirim. Şöyle koyalım. Allah, koyamadım. Şimdi şöyle. Yine koyamadım. Hah, işte koydum. Allah, televizyonun önünü kapattı ya. Yanlış koydum arkadaşlar. Ay, yanlışlıkla burayı kırdım. Şimdi şöyle yapalım. Tamam, şimdi tekrardan koymayı deneyeceğim. Şöyle koyalım. Uf ya, ben bu işte biraz başarısızım. Allah, evi yine yıktım. Şimdi şöyle koyalım. Tamam, tekrardan deniyorum. Ah, işte bu sefer başardım. Çok güzel oldu. Gerçekten bu çok tatlı bir gardırop. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi buraya sandalye de koyayım. Bir tane de masa koyarsam eğer, böylece yemeğimi masada yiyebilirim. Şimdi şuraya şuradan bir tane masa alalım tekrardan. Ve orta tarafa da masamı koyarsam. Allah, masam sığmadı. O yüzden şöyle mi koysam? İşte şimdi sığdı. Artık sandviçimi koyacak bir yerim var. Buraya koyabilirim. Yere koymak zorunda değilim. Allah, evim çok güzel oldu gerçekten. Sandviçim de çok lezzetli duruyor. Ama içecek bir şeylerim yok. Acaba gidip Ahmet'in dolabından biraz içecek bir şeyler mi çalsam? Birazcık da onu trollemiş olurum. Ama önce ne yaptığına bakmam gerekiyor. O yüzden şöyle çantamdan hemen ekranı alayım. Bir de şunları birazcık şuraya koyayım artık ya. İyice doldu taştı burası benim. Tamamdır, bir bakalım neler yapıyor. Şöyle ilk kameraya bakayım. İlk kamera burada. Şöyle ikinciye bakalım. Ha, işte orada. Hala çorba yapıyor. Oo, çorbam gerçekten çok lezzetli oldu. Ama ben burada çok sıcak bastı ocağın başında. Gideyim de birazcık traktör süreyim, dışarıda hava alayım. Çorbam soğusun. Oo, mis gibi. Aa, dışarı çıktı. Şimdi tam zamanı. Artık aşağı inebilirim. Şimdi burayı şöyle birazcık kıralım. Tamamdır. Şöyle gidelim bakalım. Ha, işte orada. Ne yapıyor? Şöyle camdan sessizce bir bakayım. Aa, orada traktör sürüyor. Oo, Gökçe olmayınca çok huzurluyum. Aslında onu birazcık özledim. Ama asla pes etmeyeceğim. Bu sefer asla pes etmeyeceğim. Ya, beni özlemiş. Ama bilmiyor ki ben onu trollüyorum. Şimdi şuradan çorbasını alalım. Demek 2 saattir uğraştığı çorbası bu. Şuna bak ya, çorba simsiyah olmuş. Neyse, şimdi şuradan birazcık buna tuz dökeyim. İşte bu, tuzla birlikte pişsin. Böylece çorbası çok tuzlu olsun. Şuna bakın, ne güzel pastalar yapmış. Oo, çok lezzetli arkadaşlar. Gerçekten bayıldım. Burada da pizza var. Oo, bunu da yedim. Gerçekten efsane. Bakayım hala ne yapıyor. Aa, orada traktör sürüyor. Oo, mis gibi. Şöyle şöyle güzelce. Hatta şimdi drift atacağım. Drift atacağım. Şöyle atalım bakalım. Şuradan kamyondan. İşte bu, buradan dönüyorum dönüyorum. Efsane oluyor. Şuna bak ya. Gerçekten tam bir akılsız. O zaman ben bunun şimdi buradaki yiyeceğini şöyle çalayım. Tamamdır. Aa, burada sütü de var. Şunu da çaldım. Tamam, pizzasını da çalalım. İşte bu, çok güzel oldu. Bakalım burada ihtiyacıma yarayacak daha bir şeyler var mı? Şimdilik yok gibi duruyor. O zaman ben artık yukarı çıkayım evime. Oo, mis gibi evim. Yiyeceklerimi de evime hemen yerleştireyim. Ama önce şurayı tekrardan kapatmam gerekecek. Tamamdır. Artık şu yiyecekleri şöyle koyabilirim. Buraya koyamıyorum. Şimdi yiyeceklerim şurada şöyle dursun. Şu da şurada dursun. Bu da burada dursun. Oh be arkadaşlar. Siz evime 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Hadi yorumlara yazın. O sırada şurayı da kalplerle süsleyeyim. Çok güzel oldu. Şimdi şuraya da şöyle koyayım. İşte bu benim canım evim. Ahmet ne yapıyor acaba? Evin içine girdi mi? Bir bakalım bakalım şöyle. İkide. İşte burada. Daha yok, gözükmüyor. Oo, traktörden yoruldum. Gidip artık şu enfes çorbamı içelim bakalım. Tuzlu çorba demek istedi herhalde. O çorbayı var ya, içince tadı çok kötü gerçekten arkadaşlar. Bol tuzlu ve bol baharatlı. Umarım başına bir şey gelmez.
Aa, şöyle yiyelim bakalım. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Neler oluyor? Ay, bu da ne? Bu da ne? Tuzu çok kötü ve burada karabiber çok fazla. Çok fazla acıtmış. Bu ne? Bu ne? Çok fazla acıtmışım. Allah, yanıyorum hatta. Bayılıyorum galiba. Ben bayılıyorum. Çok fenayım, çok fenayım. Şöyle ağzımı musluğa tutayım. Lüp 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 lüp. Şuna bakın arkadaşlar. Nasıl da gördüğü gibi trollendi. Çok komikti ya. Gerçekten çok güldüm. Ha? Bu sesler de ne ya? Kesin benim evimde artık biri yaşıyor. İnanmaya başladım. Ben gidip biraz yukarı bakayım. Ha? Yukarı mı? Arkadaşlar buraya bakacakmış sanırım. Şöyle bir bakalım. Merdivenle yukarı geliyor. Allah, umarım fark etmez gerçekten de. Şimdi fark etmedi gibi. Ha? Lavabo bomboş. Bir dakika ya. Burada bir oda vardı. Bu oda nereye kayboldu ya? Burada bir oda olduğuna o kadar eminim ki. Bir dakika. Hey, orada birisi var mı? Allah, inşallah yakalanmam. Ha, oradan sesler geliyor. Sesler geliyor. Bekle, duvarı kıracağım. Şimdi görürsün neler oluyor, neler oluyor. Şöyle kıralım. Ha, bu da neyin nesi? Allah. Merhaba Ahmet. Nasılsın bakalım? Nasılsın? Aa, bir dakika ya. Bu da neyin nesi? Sen buraya kendine sıfırdan bir ev mi yaptın bakalım? Şey, yok ya, öyle demeyelim de şey diyelim. Sana sürpriz oda hazırladım. Aa, oda mı hazırladın? Sen yalancısın. Buraya kendine yeni bir ev yapmışsın. Gel bakalım buraya. Gidiyoruz. Gel bakalım buraya. Artık gidiyoruz, tamam mı? Evimden defolup gideceksin. Ya Ahmet, ne yapıyorsun? Bıraksana. Ya indir Ahmet beni. Ben bu eve çok emek sarf ettim. Şuna bak, bir de utanmadan hala konuşuyor. Hadi bakalım, çık git evimden de görsen gününü, tamam mı? Traktörümü de alayım da onu da çalma. Akılsız kafalı seni. Ya Allah, yakalandık arkadaşlar. Almazsan alma, tamam mı? Ben artık barışmak istiyorum. Seni trollediğim için özür dilerim. Çok beklersin. Seninle asla barışmayacağım, tamam mı? Barışmayacağım. Ya Ahmet ya, barışalım işte. Ben çok sıkıldım. Sensiz yaşayamıyorum. Demek öyle. Söz mü? Bir daha beni trollemeyeceksin o zaman, tamam mı? Tamam, söz. Bekle, açarım. Paşık paşık. Aman, çok da umurumdaydı zaten. Ben de gidiyorum o zaman. Uf, ya sinirimi bozdu. Yine beni affetmedi. Hey, dur. Tamam tamam, şaka yaptım, tamam mı? Gitme. O zaman benden özür dile, tamam mı? Al bakalım bunu da. Bu da senin kemiğin olsun. Haha, yine trolledim seni. Sen bana kemik mi verdin? Ben köpek miyim? Şuna bak. Sen görürsün. Sen trollenmeyi hak ediyorsun bir kere. Gidiyorum artık. Ama yine de seni efsane trolledim. Odamın da tadını çıkar. Sen görürsün. Bir sonraki videoda seni efsane trolleyeceğim. Trolleyemezsin, arkadaşlarım bana söyler. Öyle değil mi arkadaşlar? Eğer bir gün Ahmet beni trollemeye çalışırsa söylersiniz. Hayatta söylemezler, tamam mı? Onlar beni satmaz. Asıl beni satmaz. Neyse bakalım. Hadi arkadaşlar, yorumlara yazın bakalım. Bir sonraki videoda Ahmet beni nasıl trolleyecek? Eğer trollerse mutlaka yazın, haberim olsun. Ekranda da iki tane video çıktı. Haydi onlara tıklamayı unutmayın. Sizleri çok sevdiğimi de unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.